Amüse Efendi, Kur'an'dan ilhamla, gelen ilhamlarla yazılan bu risalelerin memleketimize neşredilmesinde öyle büyük bir hayra vesile oluyor ki, bakınız, Bözü Hazretleri talebelerine hitaben şu iki harika tespitte bulunmuş. Hüsrev, geçmişteki 100 Şeyhülislam kadar dine hizmet etti. Geçmişte yaşamış 100 tane Şeyhülislam kadar İslam dinine hizmet etti. Ve bir seferinde de Hüsrev Efendi'nin kapısına gelmiş, demiş ki, Hüsrev, mazide yaşayan nice kümmelini evliya, nice kamil evliyalar, biz Hüsrev'e neden yetişemiyoruz diye gıpta ediyorlar, demiş. Şu ifadelere bakın. Buradan şu 2-3 tane son okuduğumuz şeylerden şu anlaşılıyor ki, Hüsrev Efendi Risale-i Nur'a tabiri caizse ham bir şekilde girmemiş. Az önce bahsettiğimiz üzere çocukluğundan beri böyle bir manevi hayat içerisinde yaşayarak zühd ve takva ve üzere sünnet-i seniyye azami dikkatle geldiği için ve tarikat dersi de almış, şeyhi de var. Oradan terbiye olarak bir manevi tekemmül ve kemalatla Risale-i Nur'a dahil olmuş. Rüyalar falan bahsettik. Daha çok teferruatı da var. Ondan dolayıdır ki davaya girer girmez velayetle girdiğinden sürekli kerametlerle hizmet etmiş. İlk ayda, yani bakınız, ilk ayda 14 kitap yazıyor. Bu hadiseler İslam tarihinde evliyanın kerametleri arasında zikredilen hadiselerdir. Mesela bazen bir evliya hakkında, mesela Hazreti Ali radıyallahu anh ya da Hazreti Osman radıyallahu anh hakkında, birisi hakkında idi, tam hatırlayamıyorum. Ayağını atının üzengisine atmış, diğer ayağını eğere atıncaya kadar bir Kur'an hatmetmiş o arada. Buna bastığı zaman kerameti deniyor. Yani zamanın genişleyip yayılması anlamında. Cenab-ı Hak böyle kerametlerle teyit etmiş. Yani vazifedar olduğu için, nasıl ki Bözü Hazretleri 3 ayda bütün İslam ilimlerinin özlerini, 15 senelik medrese tahsilini bitirmişse, 3 ayda olacak şey mi yani bu? Akıllara durgunluk bu da yani. Onun gibi Hüsrev Efendi de davaya girer girmez bir ayda 14 kitabı yazmak gibi harikalarla başlamış. Bunun da sırrını, hikmetini anlatır üstad. Yani bu ahir zamanda zaman çok dehşetlendiğinden kısa zamanda büyük mesafeler manen almayı gerektirecek bir zorret ortaya çıktığından Cenab-ı Hak Risale-i bu şekilde ihsan etmiş falan der. Yani zamanın ihtiyacından böyle harikalar ortaya çıkmış. Sonunda bakınız, Bözü Hazretleri Hüsrev Efendi'nin hizmetlerinin vardığı noktayı, bundan sonrası da var da, yani zirve bir nokta söylüyor. Şimdi ona dikkat edelim. Şualarda ne diyor? Hüsrev diyor, yazdığı yüzlerce risaleyle, mealen orayı söylüyorum, komünizm ve anarşistliği kırdı ve bu mübarek vatanı ve bu kahraman milleti, Türk gençlerini ve gelecek nesli büyük bir tehlikeden kurtardı. Bu da çok acayip bir hadise. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'un bizzat müellifidir. Yazan kendisidir. Nur cemaatini, Nur hizmeti hareketini başlatan kendisidir. Hüsrev Efendi'nin hizmeti de zaten onun hizmetine destek olmaktır. Ona muavin, yardımcı olmaktır. Buna rağmen şu ifadeler ancak kendisine söylendiğinde herkes tamam doğru diyebilecekken, yani Bediüzzaman Hazretleri bu memlekette anarşistliği, komünizmi kıran Bediüzzaman'dır desek, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'ni tanıyan herkes der ki doğrudur. Arkada onun o manevi çalışması, o kuvvetli iman dersi, imanı tahkiki dersi olmasaydı, tabandan o en zor dönemlerde neşrettiği bu dersler dalga dalga tabanda yayılmasaydı, bu memlekette dinsizlik şimdi hakim olurdu. Bu bir hakikattir. Bözü Hazretleri kendisine yakışacak bir hakikati, bakın, Hüsrev Efendi'ye söylüyor. Diyor ki, Hüsrev o kadar bunun risaleleri neşretti ki bu memlekette anarşizmi, komünizmi kırdı. O zaman buradan şu anlaşılıyor ki, Risale-i Nur'un memlekette imana yaptığı hizmette Hüsrev Efendi birinci derecede rol sahibidir. Bediüzzaman Hazretlerinden sonra o eserlerin bu memlekette yaptığı hizmetlerde Hüsrev Efendimiz sanki kendi yapmış gibi bütün o hizmeti ehemmiyetli bir rol sahibi olduğunu Üstad Hazretleri bu ifadeleriyle ortaya koyuyor.